O nasıl bakış öyle ya? Çay getirdim çay. Zehir değil. Hale bak Deniz ya. Kızımız büyümüş de üniversite sınavına giriyor. Vay be. Yıllar ne çabuk geçti. Hatırlar mısın Ece küçükken... Alihan. Bu böyle olmaz. Ne? Hayatımıza istediğin gibi girip sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranamazsın. Deniz yapma. Asıl sen yapma. Ayrıca Mirat'ın evine de öyle kafana estiği gibi gelemez. Kusura bakma ama o evde benim karım ve iki tane çocuğum var. Artık ben senin karın değilim Ali. Çocukları görmek istediğinde haber verirsin, ben getiririm. Veya Ece kardeşini alıp gelir. Ne oldu? Sevgilin rahatsız mı oldu? Tabii ki olur. Ayrıca Mirat benim evleneceğim adam, anladın mı? Her şeyden önce ben rahatsız oluyorum. Bana sesini yükseltme. Bana sesini yükseltme. Bir de ikide bir de evleneceğim adam deyip durma. Hala karım olduğumu unutuyorsun. İstediğim gibi konuşurum Alihan. Sen neye inanmak istiyorsan öyle davran. Ama ben Mirat'la yepyeni bir hayat kuruyorum. Deniz, damarıma basıyorsun. Aa, bu arada... Ece'ye aldığın araba da ne oluyor öyle, ha? Daha ehliyeti yok ya. Ne var canım yani? Ehliyet almak bir iki aylık mesele. Hem istediğimi alırım, o benim kızım. Kızın olduğunu bizi terk edip gitmeden önce düşünecektin Alihan. Dua et. İlişkilere, erkeklere güvenini sarsmamak için yaptıklarını anlatmadım. Beni daha fazla zorlama. Ne o? Beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl anlarsan. Çocuklarımı düşünmediğimi ima etme. Sen arkana bile bakmadan bizi terk edip gittiğinde yanlarında bir tek ben vardım. Karınlarını doyurmak için girip çıkmadığım iş kalmadı. Gündelik temizliğe bile gittim biliyor musun? Deniz, ben çok çok üzgünüm. Gerçekten bıraktığım parayla rahat yaşıyorsunuz diye düşünüyordum, yemin ederim. Ya sen ne yüzsüz bir adamsın Alihan. Deniz. Haciz gelecek dedin. Her şeyi senin üzerine yapacağım dedin. Bunun için vekalet aldın. Sen onunla evimizi bile sattın Alihan. Çocuklarımın psikolojisini düşünmediğimi söylüyorsun ya. Eve haciz geldiğinde, o yabancılar kapımızı çalıp çıkın dediğinde ne hissetti çocuklarım sence? Ha? Kaçırıldın mı, öldürüldün mü bilemezken. Sokaklara düştük. Mirat'ın insanlığı olmasaydı... Kim bilir başımıza neler gelirdi, ne yapardık bilmiyorum. Ne bakıyorsun öyle? El alemin adamının merhametiyle başımızı sokacak bir yer bulduk. Çok şükür yaralarımızı sardık. En zor anımızda bizim yanımızda oldu. Bebeğimi kaybettiğimde yanımda bir tek o vardı. Sen neredeydin? Ha? Alihan? Neredeydin? Genç ve seksi sevgilinle hayatını yaşıyordun o sırada. Hep aynı yere mi geleceğiz? Asla aynı yere gelmeyeceğiz Alihan. Asla. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Ben artık senin sindirebildiğin, kandırabileceğin Deniz değilim.
Niye yaptım bunu? Çaya şeker atmışsın. Artık çayı şekersiz içiyorum. Gördün mü bak? Bu bile değişmiş. Ece! Nasıl geçti? Süper. Babam nerede? Baban şey... Baba? Sınavım süper geçti. Aferin benim prensesime. Nasıl, yorgun musun peki? Aksine yerimde duramıyorum. Ya bu kadar güzel geçeceğini beklemiyordum. Derece bile yapabilirim. Kimin kızı? Ne yapıyoruz peki? Direksiyon çalışıyor muyuz? Evet. Saçmalamayın. Ehliyet kursunu bitirmeden olmaz. Kim demiş olmaz? Biz geçen sene çalıştık kızımla. Değil mi? Ne demek o? Ya... Çeşme'deyken babam beni birkaç kez çalıştırmıştı. Bravo Ali abi. Daha 16 yaşında direksiyon başına geçmesine izin mi verdin? Ya bir kaza olsaydı? Of. Yine her zamanki gibi abartıyorsun. Hadi gidiyor muyuz? Gidelim. Deniz. Yine her zamanki gibi iyi polis oynuyorsun değil mi? Size iyi eğlenceler. Deniz. Deniz. Senle Ozan yanıma taşınınca belki bu inadı kırılır ha. Ne dersin? Baba o iş biraz gecikebilir. Niye? İkiniz de istiyordunuz. Ya Ozan'ın velayeti annemde biliyorsun. Ben de annemi ikna edinceye kadar orada kalmaya karar verdim. Ya senin yanına gelirsem meydanı Mirat abiye bırakmış olacağım. Düşünsene onları baş başa. Oysa ki benden çekiniyorlar. Aferin. Akıllı kızım benim. Sonunda her şey bizim istediğimiz gibi olacak. Merak etme. Alo Ece. Aa, merhaba. Anneni gördüm şimdi, yalnızdı. Nerede gördün? Okulun oradaki durağa doğru yürüyordu. Ay, buraya mı geldin sen? Aslında sabah seni almaya gelmiştim ama başka bir arabaya bindin. Baban da herhalde. Of, özür dilerim ya. Sürpriz yaptı. Ben de öyle heyecandan sana haber vermeyi tamamen unuttum. Neyse. Okula geldim sayılır. Babanla tanışalım dedim. Sonra da bir yerlerde otururuz istersen. Neredesiniz? Ama biz şimdi direksiyon çalışmaya gidiyoruz. Direksiyon çalışmak? Sabah gördüğün arabayı bana almış babam. Çalıştıracak biraz. Ha, öyle mi? Peki. Yarın görüşürüz, olur mu? Ararım seni. Peki, öyle olsun. Sınavın? Süper geçti. Hadi bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.